Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Şu anda adaylarımızla beraber basını ziyaret ediyorsunuz herhalde Türkiye'de. Düşüncelerinizi bir alabilir miyiz acaba? Biz her şeyden önce sizlere teşekkür ediyoruz. Basınla ilgili konularla bizleri kabul ettiğiniz için ve şu andaki aday adayı olup da aday olan arkadaşlarımızla birlikte geldik. Namık Bayrakçı arkadaşım ve Hüseyin Karagöz milletvekili adayıyla birlikte sizlere ziyaret amacımız şudur. Söke'deki çıkan adayın içerisinde bir tek Sökeli olan kardeşimiz Hüseyin Karagöz. O da Milliyetçi Hareket Partisi ikinci sıradaki olan bir kardeşimizdir. Bunu değerlendirmesi için Sökeli'nin arkasında olacağını inandığımız için ilk önce basınla karşı karşıya gelelim dedik ve bunun arasını demeciyle birlikte sizler neler söylemek istersiniz Sayın Hüseyin Bey? Şimdi tabii bu süreçte hem basınımızın hem halkımızın vermiş olduğu destek için sonsuz teşekkür ederiz. Ama burada öncelikle belirtmek isterim ki bizi teşkilat olarak adaylar olarak, aday adaylar olarak bizim kitlemlerimiz tek şey var. İlk önce aydınımıza birinci parti olmak, sonra da milletimize, memleketimizin bekası için Türkiye'de birinci parti olarak iktidarda olmak. İnşallah bu, hani biliyorsunuz bir enerjidir bu kitlemde, bu birliktelikle, bu güçle Aydın'da biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Söke'nin yıllar sonra tekrar bir temsilcisi, inşallah mecliste sesi olarak bulunacak. Bunu da halkımızın desteğiyle yapabiliriz ancak. Bunu da şu an alıyoruz, daha da iyi olacağını inanıyoruz. Bu amaçla bu düşünceleri aktarmak için hem de sizlerden gördüğümüz teveccüh için teşekkür amacı veriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday adaylarından Sayın Namık Bey yanımızda. Namık Bey aday sürecinde yaşayamadık ama iyi bir sırada Söke'den aday çıkardı. Evet, evet. Siz de neler söylemek istersiniz acaba? Ben bu yıl teşkilatımız ve adaylarımız olarak birlikte çıktığımızı ve sonuçtan da çok son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Baştan beri hedefimiz Söke'den bir aday çıkmasıydı, Söke'li bir adayın çıkmasıydı. Tabii ki kendi ismim olmaması biraz üzülmedim desem yeridir ama en az benim kadar davaya inanan ve çok sevdiğim, değer verdiğim bir kardeşimin üçüncü sırada olması ve inşallah Söke'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesi doğrultusunda çalışmalara başlaması safhasında onun sonuna kadar yanında olacağımı Söke kamuoyumuzun, aydınımızın bilmesini istiyorum. Biz hiçbir zaman birbirimize rakip olmadık. Dava insanlarıyız. Kardeşimin yanındayım. Söke'li bir adayı orada görmek istiyoruz. Sonuna kadar çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkürler. Sağ olun.